Şey Vatan için dosyamızın son durağı Gevana Kurki. Habertürk daha önce hiçbir televizyon kanalının gitmediği Gevana Kurki'deydi. Neresi burası? Burası 1,5 yıl önce 2 şehit verilerek PKK'lı teröristlerden temizlendi. O teröristlerin elinden alındı. Murat Karataş ve Hasan Dönmez oradaki kahramanlık öykülerine tanıklık etti. Gelin hep birlikte izleyelim. Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Gevana Kurki, çığ düşen yer anlamındaki bu tepe, Mehmetçiğin Dağlıca bölgesindeki en uç kalelerinden biri. Bölgedeki neredeyse tüm üst bölgelerinde ayrı bir kahramanlık hikayesi var. Şu an 1870 metre yüksekliğindeki Gevana Kurki Tepesi'ndeyiz. Gevana Kurki Tepesi bundan 1,5 yıl öncesine kadar PKK'lı teröristlerin kontrolündeydi ve Mehmetçik artık bu tepeyi ele geçirmek için 14 Mayıs'ta düğmeye bastı. Hemen arkamızdaki vadiden akın akın buraya gelmeye başladılar ve o sırada sıcak temas sağlandı ve çatışma çıktı. Hatta öyle ki Gevana Kurki Tepesi kuzey ırağı sadece 2 kilometre mesafede, oradaki hakim noktalardan da 6 ayrı yerden yine teröristler doçkalardan ateş açmaya başladılar. Uzman çavuş İrfan Mert, tepedeki mağarada bulunan teröristler tarafından şehit edildi. Uzman çavuş İrfan Mert'in şehit olduğunu gören kol komutanı onu almak için, cenazesini almak için öne atıldı ve o sırada kendisi de yaralandı. Hem yaralıyı hem de şehit uzman çavuşu işte buraya getirip tahliye için yatırdılar. O sırada yanlarına bir başka silah arkadaşları geldi. Artık moralleri bozulmuştu ve bir anda ağlamaya başladı. Bu durumu gören kol komutanı sinirlendi ve cebinden Türk bayrağını çıkararak silah arkadaşına verdi ve al bu bayrağı, şimdi git görevini yap dedi. Çatışma tam 3 gün 3 gece sürdü. Çatışmalar devam ederken maalesef bir kayıp daha verildi. Bu kez uzman çavuş Tunağan Kartal şehit oldu. Bugün onun şehit olduğu yerde işte bu Türk bayrağı dalgalanıyor. Çünkü silah arkadaşları bu tepeyi almaya azmetmişlerdi ve 25 PKK'lı teröristi öldürerek bu tepeyi almayı başardılar. Ardından birkaç gün sonra 19 Mayıs'ta buradaki timler bir karton parçası buldular ve o karton parçasının üzerine Atatürk'ün o unutulmaz sözünü yazdılar. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Onların şehit düştükleri noktalarda bugün Türk bayrağı dalgalanıyor. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Çatışmaların yaşandığı mağaralardan birinde hala PKK'lı teröristlere dair izler bulmak mümkün. Bu matkap uçlarıyla ve jeneratör yardımıyla bunları kullanarak bakın buraya bu kazıkları çakmışlar ve bu sayede bunun üzerine bir naylon çekerek yukarıdan yağmurun sızmasını engellemek için bu şekilde kullanmışlar. Mağaranın hemen hemen her tarafında bu büyük matkap uçlarından görmek mümkün. Yine bir kürek var burada mevzi kazarken kullandıkları. Kürek olduğu tahmin ediliyor. Kullandıkları mühimmatlara ilişkin bir el bombası tutacağı diyelim artık. Bunun için el bombasını koyup palaskalarını asıyorlar. İşte bir palaska AK-47 ya da daha bilinen adıyla Kalaşnikov palaskası. Gevana Kurki Tepesi artık şehitleriyle gurur duyan komandolara emanet. İstikam sözleşmeler Rıdvan Salman, Tokat! Gerçekten gurur verici. Ailem de aynı şekilde benimle gurur duyuyor. Yani gerçekten tarif edilemiyor. İzinden 4 ay önce geldim. Özellikle annemi çok özledim. Ona da buradan selamlarımı söylemek istiyorum. Piyade sözleşmeler yansın Aksoy Malatya. Gurur verici. Ailem de benimle gurur duyuyor. Burada olmak benim için büyük bir şereftir. Ferhat Karagöz, Erzincan. Burada olmak güzel bir duygu. Şehitlerimizin, gazilerimizin bize emanet ettiği toprakları vatanımız için her pahasına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz burada. Bu zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğin en önemli moral kaynaklarından biri onlara ulaşan mektuplar. O mektuplardan biri Aydın Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ait. Sevgili yurdumun aslanları, bilirim yazdıklarımsın yüreğinize tam anlamıyla deva olmayacaktır. Lakin aileniz gibi bizler de sizleri düşünüyor, merak ediyor
ve her secde başında aminlerimize katıyoruz. Gevana Kurki Tepesi artık şehitler İrfan ve Tunahan isimleriyle anılıyor.